dünyanın en büyük ekonomisi ve kendi parasının büyük ölçüde euro ile beraber, ki euronun burada oranı azdır. %60'ı, %70'i hatta dünya ticaretinin dolar çerçevesinde dönüyor. Bu parayı ortaya çıkartan, bu parayı arz eden bir yapının stratejisini şöyle ya da böyle değiştirmesi ya da kendi içerisinde düzenleme yapıyor gibi görünükte dünya ekonomisini düzenleme ajandasını bunun arkasında saklaması ve bu böyle adımları atması, bu tür adımları atması dünya ekonomisini etkiliyor tabii ki. Bizim cebimizi de etkiliyor. Bunun örnekleri var tabii. Çok yakın tarihte de var. Örneğin 1985'te FED faizleri aşağı indirdi ve doları değersizleştirdi. FED'in doları o zaman 1985'te değersizleştirmesi, bakın Japonya ve AB ekonomisi, özellikle Almanya'yı vurdu. Çünkü bu ülkelerin ihracatı, AB'nin ihracatı arttı, bu ülkelerin dünyaya ihracatı düştü. Ama tam 10 yıl sonra 1995'te, ona Piraz Anlaşması diyoruz. 1995'te ise Greenspan, FED'in ünlü başkanı, efsanevi başkanı ve Clinton tam aksini yaptılar. Yani doları çok hızlı olarak değerlendirecek faizi hızla yükselttiler, radikal bir şekilde yükselttiler. O zaman bunu 95'in sonuçları ne oldu biliyor musun? 95'in sonuçları ikiz kulelerin vurulmasıdır. Yani 2001'de ve Irak işgalidir ve Orta Doğu'daki şu anda yangındır. Bakın ne kadar etkiliyor görüyorsunuz değil mi? 95'te esasında Clinton ve paradoks olarak şunu söyleyebiliriz. Clinton ve Greenspan bir demokrat olarak Clinton Bush iktidarını 95'te faizleri yükselterek hazırlamıştır. Yani Bush'un ve Irak işgalinin babası Clinton'dır. Demokrat Clinton'dır. İşte görüyorsunuz bir ekonomik adım gibi gözüken bir adım esasında bir 10 yılı belirlemiş. Yani Orta Doğu'yu işte Suriye İç Savaşı'nı şimdi yaşıyoruz ve konuşuyoruz. Buralara kadar getirmiş. İşte DAEŞ'i konuşuyoruz. DAEŞ'in bence babası 1995'te FET'in attığı o adımdır. Bu kadar da belki zorlamak gibi gelebilir ama iktisatçılar için çok anlaşılabilir bir yorum yapabiliriz.